arkadaşlar, ben Sedat Talabalı, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Suzuki Jerry hakkında bilinmesi gereken Suzuki her şeyi Jerry, bu kısa videoda 1961 bilgilendireceğiz. Hep beraber videoya başlayalım. Bir kamyonet ve Micro One modelidir. Micro One modeli 1982 yılından itibaren Suzuki Japonya'da üretmeye başlamıştır ve ülkemizde ihracatı olmasa da şu an günümüzün 2022 modeli üretilmiş farklı versiyonları mevcuttur. Ama biz ülkemizdeki araçları değerlendireceğiz. Ülkemizde bu aracın yeri bence bütün hafif ve ticari araçlardan daha önemli. Çünkü 1999 ve 2000'li yıllarda deprem zamanı bütün Adapazarı donmuşları bundandı. Minicikti ama 7-8 kişi üstündeyken o koca çukurlardan tangır tendi gibi giderdi. Bir de bunların 1.4 ama dayanıklı en serisiydi. O dönemlerde yakıt sorunu olduğundan dolayı bu araçlar depremde birçok depremde yaralanmış veya zarar görmüş dostlarımıza büyük bir emeği vardır Suzuki Jerry'lerin. 4 vites ve 5 vites olmak 2 tanedir. 1.3 motora sahip ve 78 EP güç üretmektedir. Bu araçlar maksimum önerilen 500 kiloluk bir yükleme kapasitesi vardır. Yeni 1.3 Jerry'lerde bu rakam 800 kiloya kadar çıkmıştır. Motor olarak Murati ve Siplen için kullanılan HIT yapımı 1000 cc'lik 45 beygir ve 1.3 65-75 beygir motorları vardır. Hala GM Tolnomen ve Murati adları olarak Uzak Doğu'da pazarları devam etmektedir. Yük yükleyip ağırlık merkezi aşağı inerek rahatça kullanılır. Ancak çok yüklüyken bu araçlara fazla yokuşa sürmemenizi ben öneririm. Düz yolda katır gibi taşıyacağının da garantisini verebilirim. Araçlarda motorun tam olarak sürücü koltuğun altına gelmesi yük dengesi için iyi olabilir ama akis uzunluğu çok kısa. Bu yüzden panevralandır araç devrilme riski yaşayabilir. 70-80 pek geçmemek gereken bir araçtır ama vergi ve yakıtı ekonomiktir. Vergisi azdır, yakıtı da malum motorun düşüklüğü ve motorun küçüklüğünden dolayı vergileri ucuzdur. Yalnız son zamanlarda piyasada azalması sebebiyle belli sanayi sitelerinde Japon otocular haricinde parçası bulunmaz ama Japon otoculardan da parçaları epey ucuzdur. Hatta internet sitelerinden parçaları araştırıldığımız zaman tüm hafif ve ticari araçların parçalarından daha ucuz ve daha dayanıklıdır. Bir üçlükleri hariç daha eskileri LPG uygulatmayın. Zira karbüratörlü sistemden LPG çok yüksek güç kaybı yaratır. Yani ben buna LPG takayım yakıtı düşsün dediğiniz zaman aksine LPG'de daha fazla yakar. Ama eksisyonlu 1.3 için hava hoş, her türlü yakıtı yakar ve az da yakacağını söyleyebilirim. Boş ağırlıkları 675 kilogram, yüklü ağırlığı ise 1 ton 450 kilogram. Ön kabin kısmı limitli bir alana sahip olan Suzuki Super Cam kamyonetlerin kasası 3 kere de açabilmekte. Bu açılma işlemi sonrası taşınacak olan malları rahatlıkla yüklenip boşaltılabilir. Aracın gelip pelavrası da son derece kolay. Bu modelde ön koltuk ayarı olmasına karşın optimum bir tasarım oturma konumuna ve 1.85-1.65 metre boylarındaki iki arkadaşımızı kabine oturarak zamanında test ettik. Neticede olumluydu. Her ikisi de aracın oturma ve kullanma pozisyonu rahat olduğunu belirtmişlerdi. Süper Jerry kamyonette kısıtlı alana sahip olan yerlerde kullanılması son derece pratik ve kolay olan bir araç. Sağlam ve sade bir dolanıma sahip, her türlü yol üzerinde yüklü
iken dahi rahatlıkla yol alabilmekte. Süper Jerry kamyonetlerin profesyonel hayattaki başarısı oldukça fazla. Yurt dışında bu araçlara modifiye çekilip hala günümüze kadar gelmekte ve şu an ilanda gördüğünüz, videoda gördüğünüz sıfır aracı mevcut. Ülkemizde ihracatı ne yazık ki bulunmamaktadır. Her 3 aracın da fren izolik yağ rezervleri kapı ile birleştiği kısım yer alıyor. Şoför mahallinde kapısı açıldığında bu rezervleri görmek mümkündür arkadaşlar. Televan kasaları 4 silindirli, 4 zamanlı ve su soğutmalı motora sahip olan Suzuki Playvan motor aşkı 1 cc'liktir. Maksimum gücü 44 beygirdir. Aracın 37 litrelik yakıt deposuna sahiptir. Benim bu araçlarda en çok beğendiğim direksiyon simidinin dizaynı son derece sevimli. Minibüsünü kullanmakta son derece kolay ve içi yüklü dolu olduğunda yol tutuşu daha da arttırıyor. Araç yere tam manasıyla basmakla el freni en ölü bölge olan fites konumunun ön sağına alınmış, kullanılması son derece rahat. Fites kolunun ardındaki sade kolsada kullanışlı emniyet kemerlerine takılıp çıkartılması rahat ve özel bir gayet gerektirmiyordur arkadaşlarım. Kalifer sistemi çok kuvvetli oluşu Suzuki ailesinin ortaya çıkan güzel bir özelliğidir. Ülkemizde Suzuki araçların belki YouTube'da belki başka yerlerde görmüşsünüzdür. Karavan olarak kullanılabiliyor. İşte bir yatak, ufak bir dolapla uzun yollarda seyahat eden dostlarımız mevcuttur. Tavsiye edilebilecek araçların arasında yer almaktadır. Bir güzel özelliği de Suzuki aracının lastiklerinden yukarıya, yani bir arazi aracına çok ucuz, çok az maliyetli rakamlarda yükseltilebiliyor. Bu araçların en büyük kilolük sorunlarından bir tanesi rampaya sıkış çıkışlarında gizli aralet dediğimiz haralet yapar, ama bu sadece bir gösterge yanılması olduğunu sizlere söyleyebilirim. Suzuki'ye çok benzeyen Tatsu aracı da vardır. Bunun da ilerleyen dönem videosunu çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.